Merhaba, ben Serhat Tutkal. Doktoramı Kolombiya'da, Bogota'da bulunan Kolombiya Ulusal Üniversitesi'nden aldım. Tezimi de Kolombiya'da devlet şiddetinin meşrulaştırılması ve gayrimeşrulaştırılması üzerine yazdım. Bunun dışında da makalelerimde çoğunlukla Türkiye'de ve Kolombiya'da siyasal şiddet ile ilişkili konuları çalışıyorum. Bugün Kolombiya barış süreci üzerinden gelecekte Türkiye'de gerçekleşebilecek barış inşası girişimlerine dair bazı değerlendirmeler yapmaya çalışacağım. Bu amaçla barış süreçleri ve şiddetsiz çatışma çözümü üzerine Kolombiya barış sürecinden Türkiye'ye dersler isimli bu semineri hazırladım. Öncelikle basitçe bir barış inşası nasıl mümkün olabilir? Barış inşası sürecinde neler yapılmaya çalışılır? Ona değinerek başlayacağım. Bir barış süreci, bir takım toplumsal ve siyasal sorunların şiddetsiz yollardan çözülebileceğinin kabul edilmesinin ardından gerçekleşir. Bu sorunların gerçekten de şiddetsiz yollardan önemli ölçüde çözülebilmeleriyle de barış inşası söz konusu olur. Burada bir barış sürecinin iki ayağı olduğunu görüyoruz. Birincisi, tarafların birbirinin gözünde meşrulaştırılarak birlikte yaşamaya müsait bir toplumsal zemin inşasının, yani diyalog ve müzakerenin mümkün kılınması. İkincisi de çatışmaya yol açan ekonomik, siyasal ve kültürel koşulların dönüştürülmesi. Çatışma süresince olumsuz özellikler atfedilen, sıklıkla gayri insanileştirilen aktörlerin diyalog kurulabilir, müzakere edilebilir, birlikte yaşanabilir aktörler olarak yeniden inşası ve meşrulaştırılması gerçekleşmedikçe sorunların şiddetsiz yoldan çözümüne dair kayda değer mesafe almanın pek mümkün olmadığını görmekteyiz. Yani şiddetsiz alternatifler karşısında şiddeti meşrulaştırmak adına gayri insanileştirilen aktörlerin İçinde bulunulan bağlama uygun söylemsel stratejiler ve kültürel referanslar yoluyla yeniden insanileştirilmesi sorunların şiddetsiz çözümü için birinci şart olarak karşımıza çıkıyor. Çatışma döneminde aktörlere ahlaki olarak olumsuz kabul edilen özellikleri, örneğin bencillik, çıkarcılık, samimiyetsizlik veya doğrudan kötücüllük gibi karakter özelliklerinin atfedilmesi ötekinin irrasyonel olarak veya faillik kapasitesine sahip olmayan, kendi tutum ve davranışlarına dair karar veremeyen bir aktör olarak yansıtılması, ötekinin medenileştirilmesi gerektiğini öne sürmeye uygun bir eşitsizlik düzeyinde inşa edilmesi, yahut öteki olanın bir tehdit unsuru olarak kurulması, pek çok örnekte olduğu gibi Kolombiya örneğinde de görülmekteydi. Bu durumda ötekinin diyalog ve müzakere için gerekli özelliklere sahip olduğunu kamuoyunun önemli bir kısmına kabul ettirmek bir sonraki aşamaya, yani çatışmaya yol açan sorunların şiddetsiz çözümü aşamasına geçmek için olmazsa olmaz bir koşuldur. Burada söz konusu olan toplumun kültürel kodları, toplumu etkileyen tarihsel anlatılar, toplum içindeki çeşitli grupların kimliksel aidiyetleri ve içinde bulunan siyasal ve ekonomik bağlamdır. Bunların hepsinin göz önüne alınması gerekir. Kolombiya özelinde sömürgecilikten miras kalan dört yapısal eşitsizliği ve bunlarla ilişkili kültürel kodların günümüzdeki şiddet ortamını doğrudan etkilediğini, dolayısıyla ülkede barışın tesis edilebilmesi için bunlarla mücadele edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Burada bahsettiğim dört olguyu şu şekilde özetleyebilirim. Birincisi, yeraltı ve yerüstü kaynakları Avrupalı oluşumlar lehine yağmalanmasına dayalı ekstraktivist ekonomik düzen. İkincisi, İspanya Krallığı tarafından seçilen birkaç kişinin büyük toprakları ve bu topraklarda çalışan köylüleri kontrol etmesi anlamına gelen bir tür ağalık sistemi olan hacienda sistemi. Üçüncüsü, ırksal hiyerarşi temelli bir toplumsal düzenin inşası. Dördüncüsü,
tek meşru din olarak Katolikliğin dayatılması ve Katolik değerler temelli bir iyi kötü ikiliğinin benimsenmesi. Eşitsizliğin tarihsel kaynağı olan sömürge döneminden kalma bu olgular günümüzde de ayrımcılığı yeniden üreten toplumsal tabakalaşma, ekonomik sömürü, ırkçılık ve dinsel ayrımcılık gibi yapısal şiddet biçimlerini meşrulaştırmaktadır. Demek ki Kolombiya'da barış inşası için bu olgularla mücadele edilmesi, bu olgular çerçevesindeki değerlerden doğru gayrimeşrulaştırılmış ve gayri insanileştirilmiş aktörlerin yeniden meşrulaştırılması için çaba gösterilmesi gerekmektedir. Hakikat komisyonları ve ulusal hafıza merkezleri gibi mekanizmalar burada devreye giriyor. Bugüne dek olumsuz biçimde yansıtılan, diyalog kurulamayacak aktörler olarak gösterilen, ötekilere dair hakim olan kültürel kodlara hitap edebilen farklı bir anlatı inşa edilmesi gerekiyor. Bu şekilde ötekinin yeniden meşrulaştırılması mümkün oluyor. Bu anlatı aynı zamanda şiddeti doğal bir olgu olarak gösteren yahut onu normalleştiren geçmiş anlatılarla mücadele edilmesini de mümkün kılıyor. Yani ötekinin aktör olarak meşrulaştırılmasıyla siyasal sorunların çözümünde şiddet kullanımının gayrimeşrulaştırılması iç içe geçiyor. İyi kötü ve dost düşman ikiliklerinin siyasal söyleme hakim olduğu Kolombiya'da barış inşası sürecinde başarılması gereken hedeflerden biri bu ikilikleri aşan bir kamusal söylemi toplumsal yaşamın her alanında hakim kılmak. Bu şekilde ötekine duyulan güvensizliğin de üstesinden gelebilmektir. Bu amaçla gerek Hakikat Komisyonu, gerekse Ulusal Tarihsel Hafıza Merkezi özellikle mağdurların tanıklıklarını toplayıp onların doğrudan anlatılarına yer vererek bir yandan da öteki olarak görülen aktörlerin ve toplulukların başından geçenleri anlamaya izin verecek yeni bir çerçeve inşa ederek bu ikiliklerle mücadele etmeye giriştiler. Gayri insanileştirilen aktörlerin sözünü görünür kılarak onları yeniden insanileştirmeye yönelen kurumlar ahlaki alandan dışlanmış olup, yani ahlakın konusu olmaktan çıkarılarak ahlaki olarak olumsuz değerlendirilen eylemlere maruz kalmaları meşrulaştırılmış olan aktörleri yeniden ahlaki söylemin alanına dahil etmeye çalıştı. Bu demektir ki hukuki cezasızlık alanıyla paralel biçimde işleyen bir ahlaki cezasızlık alanıyla da mücadele edildi. Bu şekilde gayri insanileştirilen ve iç düşman olarak sınıflandırılan mağdurların ve gerillanın insanileştirilmesi yönünde ilerleme kaydedildi. Az önce bahsettiğim dört tarihsel olgu, Kolombiya'da bazı insanların ve toplulukların diğerlerinden hiyerarşik olarak daha aşağı olduğu, diğerleriyle eşit haklara sahip olmadığı, hatta onlardan daha az insan olduğu ön kabulüne yol açtı. Bir insanın veya topluluğun diğerlerinden aşağı olduğu ve eşit muameleye layık olmadığı kabul edildiğinde bu durum rahatlıkla başka insanlara ve topluluklara yönelik eşitsizlikleri ve şiddeti meşrulaştırmak için de kullanılabilmektedir. Yani bir takım eşitsizlikler ve ayrımcılık bir kez doğal kabul edildiğinde toplumun çoğunluğu tarafından yadırganmaz hale geldiğinde artık bu durumun farklı aktörlerin toplumsal konumunu da etkileyecek biçimde yaygınlaştığını görmekteyiz. Kolombiya'da olan şey de buydu. Köylüleri büyük toprak sahiplerinden aşağı görmeyi doğallaştıran hacienda sistemi, ırksal hiyerarşileri meşrulaştıran ırkçılık, dinsel hiyerarşileri meşrulaştıran dinsel ayrımcılık, Kolombiyalıların Avrupalılardan aşağı olduğu ön kabulünü güçlendiren ekstraktivist ekonomik düzen, Kolombiya toplumunda eşitsizliklerin meşrulaştırılmasını sağlamaktaydı. Komisyon özellikle mağdurların sesini duyurarak ötekini söylemsel düzeyde yeniden eşit bir insan olarak inşa etmeye çalışarak bunlarla mücadele etmiştir. Özel Barış Mahkemesi aracılığıyla hem ordunun hem gerillanın hem de paramiliterlerin suçlarıyla yüzleştirilmeleri suretiyle de bu suçları ahlaki olarak gayrimeşrulaştırmak mümkün olmuş,
Dolayısıyla hem mağdurların taleplerinin meşrulaştırılması sağlanabilmiş, hem de çatışma döneminde çeşitli suçlar işlemiş silahlı gruplar arasında bu şiddeti aşmaya yönelik bir diyalog zemini kurulması sağlanmıştır. Bununla beraber yeni anlatı inşası konusunda yapılan hataların da altını çizmek ve bunlardan ders çıkarmak gerekir. Ortaya çıkan sorunlardan belki de en önemlisi, barış sürecinin ilk döneminde benimsenen neoliberal perspektifle barış sürecinin gerekleri arasındaki uyumsuzluktur. Buradan devam etmeden önce sanıyorum çok kısaca da olsa Kolombiya'daki çatışmaya ve barış sürecine dair bilgi vermem gerekiyor. Kolombiya'daki çatışma doğrudan 1946-1958 yılları arasında gerçekleşen ve La Violencia olarak bilinen iç savaşın sonucu olarak görülebilir. Liberal Parti ve Muhafazakar Parti yandaşları arasında gerçekleşen bu iç savaş sırasında 200 binden fazla insanın öldürüldüğü ve 2 milyondan fazla insanın göçe zorlandığı belirtilmektedir. Özellikle 1948 yılında Liberal Parti'nin lideri Jorge Eliezer Gaitan'ın öldürülmesiyle şiddetlenen iç savaş sırasında liberal ve komünist bölgelerde köylüler tarafından kurulan öz savunma birlikleri 1960'larda Marksist gerilla gruplarına büyük toprak sahipleri tarafından köylülere saldırması için oluşturulan paralı birliklerse paramiliter kontr gerilla gruplarına dönüşecektir. Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri. Yani FARC 1964 yılında çeşitli köylü öz savunma birliklerinin birleşmesiyle oluştu. Aynı yıl Petrol İşçileri Sendikası'nın ve öğrenci hareketinin güçlü olduğu Magdalena Medio bölgesinde Ulusal Kurtuluş Ordusu yani ELN'de kuruldu. 1967 yılında bu gruplara Maoist bir örgüt olan Halk Kurtuluş Ordusu EPL, 1974 yılında ise Şehir Gerillası 19 Nisan Hareketi M19 Nueve eklendi. Çeşitli gerilla örgütlerinin yanı sıra çok sayıda paramiliter grubun, uyuşturucu kartellerinin ve devlete bağlı güvenlik güçlerinin de dahil olduğu bu çok aktörlü çatışmanın geçmişine ve iş dinamiklerine dair burada detaylı bilgi verecek ne yazık ki vaktim olmayacak. Geçmişte de çeşitli silahlı aktörlerle Kolombiya devleti arasında çok sayıda barış görüşmeleri yapıldığını belirtmek önemli. Özellikle M19 Nueve'nin barış görüşmeleri sonrasında 90'ların başında silah bırakarak yasal bir siyasal harekete dönüştüğünü, fakat üyelerini hedef alan şiddet olayları dolayısıyla büyük ölçüde zayıfladığını, mevcut başkan Gustavo Petro'nun da eski M19 Nueve gerillası olduğunu belirtmek yine önemli görünüyor. Son olarak FARC ile daha önce de çeşitli barış görüşmeleri girişimlerinde bulunulduğunu, bir önceki barış görüşmelerinin 2002 yılında başarısızlıkla sonuçlandığını da not edeyim. FARC ile gerçekleşen son barış süreci, çok sayıda insan hakları ihlali ve yoğun devlet şiddetiyle gündeme gelen aşırı sağcı başkan Álvaro Uribe Vélez'in 2002-2010 yılları arasındaki başkanlık döneminin kısa süre ardından başladı. Kolombiya'daki iki dönem kuralını değiştirmeyi başaramayan Uribe, 2010 seçimlerinde başkan adayı olamayınca, başkan adayı olarak kendi döneminde Savunma Bakanlığı yapan Juan Manuel Santos'u destekledi. Uribe'nin de desteğiyle ikinci turda yaklaşık %70 oranında oy alan Santos, başkanlığa seçilmesinin ardından Uribe'yi karşısına alarak barış görüşmelerine başladı. 2014 yılında Uribe'nin desteklediği aday olan Oscar Iván Zuluaga karşısındaki seçimi de ikinci turda %51 oranında oy alarak kazanan Santos, 2010-2018 yılları arasında başkanlık görevini yürüttü. Neoliberal bir ekonomik pozisyonu benimseyen Santos, barış inşası sürecinde de süreci meşrulaştırmak adına bu neoliberal söylemi seferber etti. Bundan kaynaklanan sorunlar barış sürecindeki aksaklıkların gerekçeleri arasında önemli yere sahip. Bu sorunlardan birincisi, iç savaş mağdurlarının ve genel olarak çatışmanın ötekisinin rekabet, verimlilik, üretkenlik, kişisel başarı gibi kavramlar çerçevesinde meşrulaştırılmaya girişilmesiydi. Bu çerçevede mağdurların ve gerillanın topluma entegrasyonu ekonomik gerekçeler üzerinden temellendirilirken,
entegre olunması planlanan topluma ilişkin, bu topluma içkin olan yapısal sorunların üzerinde hükümet tarafından yeterince durulmadı. Köylülerin üretkenliği, üretime katılmalarından kaynaklanacak ekonomik gelişme gibi olgulara fazla ağırlık verilmesi, devletten tazminat talep eden aktörlerin küçümsenmesine, keza fiziksel ve psikolojik durumları üretime katılmalarına izin vermeyecek halde olan aktörlerin görmezden gelinmesine yol açtı. Çalışkanlık ve verimlilik merkezli bu söylemler, gayri insanileşmeyi dönüştürmekten ziyade gayri insanileştirilmiş olan aktörlere ekonomik değer atfederek onları meşrulaştırmaya girişti. Bu girişim toplumsal eşitsizliklerin önüne geçmekte başarısız oldu. Bu başarısızlığın temel sebeplerinden biri de neoliberal vaatlerin somut ekonomik sistemi analiz etmekte ve bu analizin sonuçlarını aktarmakta başarısız olmuş olmasıdır. Her ne kadar uzun süreli çatışma koşullarında çatışmanın galibi olmasa da çatışmadan çıkar sağlayan, hatta açıkça savaştan beslenen ekonomik aktörler bulunmaktadır. Barış sürecinin ekonomik gelişme ve kalkınma sağlayacağına odaklanan, süreci buradan doğru meşrulaştırmaya girişen söylem, başarısız olmaya mahkumdu. Çünkü Kolombiya'da barış süreciyle ekonomik koşullar arasında kısa ve orta vadede bu türden bir ilişki söz konusu değildi. Burada uyuşturucu ticaretinin Kolombiya ekonomisi üzerindeki etkisinin altını çizmek gerekiyor. Özellikle kokain ticareti, Kolombiya ekonomisinin tüm sektörlerini doğrudan etkiliyor. Bu ticaretin sekteye uğramasının kısa vadede ekonomik istikrarsızlık yaratacağını öngörmek çok kolaydı. Barış sürecinin topraklarına el konan köylülerin topraklarının iade edilmesi gibi sonuçları uyuşturucu ticaretine zarar verdi. Çünkü el konan toprakların önemli bir kısmı paramiliter gruplar kontrolünde uyuşturucu ticaret için kullanılmaktadır. Savaş koşulları kokain tüccarları için olumlu koşullardı. Bu koşulların dönüştürülmesinin kısa vadede ekonomik zararları olabileceği topluma en baştan anlatılsaydı, gerçekleşmeyen ekonomik büyümenin barış sürecinin meşruiyetine verdiği hasarın da önüne geçilebilirdi. Kaldı ki çatışmadan kâr eden tek ekonomik aktör uyuşturucu kartelleri değildi. Başta palmiye yağı ve madencilik olmak üzere çok sayıda sektörde çok uluslu ve ulus ötesi şirketlerin savaş koşullarını karlı buldukları için Kolombiya'da faaliyet gösterdiklerini biliyoruz. Bu şirketlerin bazıları paramiliter örgütlerle olan ilişkileri yüzünden çeşitli ülkelerde yargılanarak tazminat ödemeye de mahkum oldu. Kolombiya'daki sermaye sahiplerinin uzun süreli çatışma koşullarına uyum sağladıkları görülüyor. Bu koşulların dönüştürülmesi kısa vadede ekonomik büyüme değil, ekonomik istikrarsızlık getirdi. Barış inşası Santos hükümetinin söyleminde ekonomik büyüme karşısında araçsallaştırılmamış olsa bunun yaratacağı meşruiyet krizinin önüne geçilebilir. Biraz önce de belirttiğim gibi barış sürecinin mümkün olmasının birinci koşulu aktörlerin yeniden insanileştirilerek kamuoyu nezdinde meşru aktörler olarak inşa edilmeleridir. Barış sürecini araçsallaştırmadan meşrulaştırmanın tek yolu budur. FARC'ın ve üyelerinin yeniden meşrulaştırılması, diyalog kurulabilir ve birlikte yaşanabilir aktörler olarak inşa edilmesi sürecine zarar veren iki siyasal gelişme söz konusu oldu. Bunlardan ilki Barış Anlaşması'nın 2016 yılında referanduma götürülmesi ve düşük katılımlı referandum sonucunda küçük bir farkla reddedilmesiydi. Barış sürecini meşruiyetini güçlendirmeye yönelik referandum hamlesi sürecin meşruiyetine büyük zarar verdi. Halbuki barış inşasını meşrulaştırmak için çoğunluğun oyuna ihtiyaç duyulmuyordu. Bir başka olgu da FARC'ın kurduğu siyasi partinin 2018 seçimlerinde %0,5'in altında oy almasıydı. FARC zaten alacağı oydan bağımsız olarak iki dönem boyunca, yani 2018-2022 ve 2022-2026 dönemlerinde 5'i Senato'da, 5'i Temsilciler Meclisi'nde olmak üzere 10 kongre üyesi aracılığıyla temsil edilecekti. Bu zaten siyasi aktör olarak FARC'ın meşrulaştırılmasına önemli ölçüde katkı sunacak bir düzenlemeydi. Çoğunlukçuluğu değil, çoğulculuğu temel alıyordu.
Farkın seçimlere katılması, bu iki dönemin sonrasına bırakılsa, iki dönem boyunca seçimlere katılmadan kongrede temsil edilse, toplum gözündeki meşruiyet kaybının önüne geçilebilirdi. Fark zaten baskılar dolayısıyla 2018 genel seçimlerine pek hazırlanamamış, başkan adayını dahi geri çekmek zorunda kalmıştı. Bu koşullarda alacağı aşırı düşük oy oranının barış sürecini olumsuz etkileyebileceği öngörülmedi. Gerek referandum örneğinde, gerekse Farc'ın 2018 genel seçimleri sonrası karşı karşıya kaldığı meşruiyet krizi örneğinde gördüğümüz üzere, barış sürecinin meşruiyetini oy oranlarına bağlamak riskli bir tutumdur. Barış inşasını meşrulaştırmak için sandıktan daha uygun platformlar. Altyazı 2018 başkanlık seçiminin aşırı sağcı eski başkan Uribe'nin desteklediği Barış Anlaşması referandumunda hayır kampanyasının liderliğini üstlenen Demokratik Merkez Partisi'nin adayı Ivan Duque kazandı. Duque'nin başkanlığı kazanması barış sürecinin birçok kazanımına ciddi biçimde zarar verdi. Buna izin veren şey ise Ulusal Tarihsel Hafıza Merkezi başta olmak üzere barış sürecinde önemli görevler üstlenen çeşitli kurumların yönetiminin hükümete bırakılmış olmasıydı. Hükümet değiştiğinde bu kurumlara barış karşıtı yöneticiler atayarak fiili olarak barış sürecini baltalamaya girişti. Halbuki kurumlar en baştan hükümet değişikliklerinden olumsuz etkilenmeyecek biçimde tasarlansa, 2018-2022 arasındaki aşırı şiddet ortamının önüne geçmek mümkün olabilirdi. Neyse ki en azından Hakikat Komisyonu görece hükümetten özel bir biçimde tasarlandığı için faaliyetlerine Duque'nin başkanlığı döneminde de çeşitli engellerle de olsa devam edebildi. Yine Santos döneminde ELN ile olan görüşmelerin hızlandırılması ülkede barışın tesisini kolaylaştıracaktı. Görüşmelerin Santos döneminde tamamlanmaması Duque döneminde tamamen sonlanmasına yol açtı. Böylece Farc'ın silah bırakmasından sonra dünyanın en eski faal gerilla örgütü unvanını alan ELN, Duque'nin başkanlığı boyunca silahlı faaliyetlerine devam etmiş oldu. Bu da her ne kadar Farc yasal bir siyaset zeminine geçmiş olsa da şiddetsiz çatışma çözümü vaatlerini kısa vadede yerine getirilememesi anlamına geldi. Çünkü ELN ile olan çatışma devam ediyordu. Duque dönemi devlet şiddetinin ve insan hakları ihlallerinin yoğun biçimde gerçekleştiği, silahlı çatışmanın ise barış anlaşmasına rağmen devam ettiği bir dönem oldu. Bu 4 yıl içinde yaklaşık 1000 toplumsal lider ve aktivist öldürüldü. 2016'da anlaşmanın imzalanmasından 2022 sonuna dek öldürülen, 350'nin üzerinde silah bırakan eski Farc militanının önemli bir kısmı da Duque'nin başkanlığı sırasında öldürüldü. Dahası bu dönem her türlü eylemciye yönelen büyük devlet şiddeti olaylarıyla doluydu. 2021 ulusal grevi sırasında yalnızca 28 Nisan ve 15 Temmuz arasında 83 kişinin öldürüldüğü, 96 kişinin gözünden yaralandığı ve 35 kişinin polis tarafından cinsel saldırıya uğradığı bilgisi bahsedilen devlet şiddetine dair biraz olsun fikir veriyor olsa gerek. Bu koşullarda barış sürecinin de yara almış olması gayet anlaşılır. Tüm bu eksiklere rağmen Kolombiya'da barış ihtimali bugün hiç olmadığı kadar güçlü. Barış sürecinin getirdiği büyük kazanımlar söz konusu. Eski Emediyezunueve üyesi bir gerilla, hem de bir dönem hapis yapmış bir gerilla, bugün Kolombiya'da devlet başkanı olabildiyse, bunda hiç kuşkusuz 2011 sonrasında gerilla üyelerini yeniden insanileştiren, onları birlikte yaşanabilir toplumsal aktörler olarak tekrar inşa eden söylemlerin büyük etkisi var. Petro döneminde ELN ile yeniden barış görüşmelerine başlanmış olmasının yanı sıra çeşitli paramiliter gruplarla ve uyuşturucu kartelleriyle de barış görüşmeleri yapılmaktadır. Bu da Kolombiya toplumunun ve önde gelen siyasi aktörlerinin birçoğunun her türlü silahlı grubu kapsayacak bir barış inşası girişimine hazır olduğunu göstermektedir. Az önce değindiğim sorunların üstesinden gelinebilse belki bu süreç daha hızlı gelişecek ve Santos sonrasında kesintiye uğramayacaktı. Fakat tüm olumsuzluklara rağmen 4 yıllık Duque döneminin ardından göreve gelen Kolombiya'nın ilk sol başkanı Gustavo Petro döneminde barış sürecinin gereklerine tekrar dönülebilir. Sonradan ismini Comunes olarak değiştiren Farc'ın kurduğu siyasi partide Başkan Petro'nun ittifakı olan tarihi anlaşmaya dahil olarak
meşruiyetini görece güçlendirebildi. Her ne kadar siyasal şiddet olayları devam etse de en azından önceki dönemlere kıyasla bir iyileşmeden söz edilebileceğini, benzeri bir iyileşmenin ırkçılıkla mücadele konusunda ve Kolombiya'nın komşularıyla olan ilişkilerinde de görüldüğünü söyleyebiliriz. Demek ki Kolombiya örneğinin yalnızca olumsuz tecrübelerinden değil, olumlu tecrübelerinden de çıkarabileceğimiz dersler var. Şimdi tüm bunlar üzerinden Türkiye'de gerçekleşebilecek olası bir barış inşası girişimine dair bazı önerilerde bulunarak semineri sonlandıracağım. Tıpkı Kolombiya örneğinde olduğu gibi Türkiye örneğinde de şiddeti, ayrımcılıkları, gayri insanileştirmeyi meşrulaştıran bir takım tarihsel olgular bulunmaktadır. Barış inşası sürecinin ilk aşamasında bu olguların detaylı bir biçimde çalışılması gerek. Özellikle dinsel ayrımcılıklar. Batı-Doğu ikiliği üzerinden yapılan medeni-medeniyetsiz ayrım, ırkçılık ve ekonomik sömürü düzeninden kaynaklanan eşit vatandaş olamama durumu ve bu durumun doğallaştırılması ve kadının ikinci sınıf vatandaş olarak görülmesi, bugünkü çatışma ve şiddet olaylarının devamına yol açan sorunlardan bazıları olarak görülebilir. Hiç kuşkusuz, daha detaylı bir inceleme sonrası bu sorunların sistemli bir biçimde ele alınmaları gerekir. Bugün mirasını taşıdığımız geçmiş dönemlerle yüzleşmeden şiddetin önüne geçmek kolay olmayacaktır. Barış süreçlerindeki yargılamada sürekli vurgulanan bir daha tekrarlanmasın temennisinin mümkün olması için şiddetin bugüne dek tekrarlanabilmesini sağlayan toplumsal, siyasal, kültürel ve ekonomik koşulların ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu koşulların başında ise toplumun bir kesiminin gayri insanileştirilmiş olması gelmektedir. Seminerde büyük ölçüde bu aşamanın üzerinde durdum. Çünkü ötekinin söylemsel düzeyde meşrulaştırılmasının barış süreçlerinin en temel koşulu olduğunu, yasal düzenlemelere toplumsal dönüşüm eşlik etmediği müddetçe barış inşasında başarı sağlanamayacak düşünmekteyim. Burada özellikle vurgulamak gerekiyor ki, ötekinin imajının olumlulaştırılması sürecinde bir takım ayrımcılıkları ve eşitsizlikleri yeniden üretmekten kaçınmak gerekir. Nasıl Kolombiya barış sürecinin ilk döneminde Santos hükümetinin barış sürecinin toplumdaki sınıfsal eşitsizlikleri yeniden üreten neoliberal bir söylem üzerinden meşrulaştırma girişimleri faydadan çok zararla sonuçlandıysa, Türkiye örneğinde de topluma içkin eşitsizlikleri yeniden üretecek, din kardeşliği veya erkeklik temelli söylemlerin kullanılmasının olası bir barış sürecine olumsuz etkileri olacaktır. Eşitliği din üzerinden savunmak, Alevi, gayrimüslim ve ateist vatandaşları, erkeklik ve ilişkili değerler üzerinden savunmak, kadınları ve LGBTİ artı toplulukları dışlamanın ve değersizleştirmenin meşrulaştırılmasıyla sonuçlanacaktır. Toplumun belirli bir kesimini gayri insanileştirme riski taşıyan söylemlerin barış süreçlerinde kullanılmasının etkilerinin olumsuz olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir iç düşmanın veya zararlı unsurun yerini bir başkasının almasıyla sonuçlanacak olan söylemin başarısızlığa mahkum olduğu, bu tür söylemlerden kaçınılması gerektiği Kolombiya örneğinde de görülmektedir. Yapılması gereken eşit vatandaşlık konusunda kimsenin dışlanmayacağı bir düzen kurabilmektir. Bu da ancak iyi kötü, dost düşman, biz onlar ikiliklerine dayanan toplumsal kutuplaşmanın üstesinden gelinmesiyle mümkün olur. Geçmişle yüzleşme, geçmiş şiddet olaylarının yeniden yorumlanmasını sağlayacak anlatılar üretebilme, vatandaşları sorunların şiddetsiz çözümünün mümkün olduğuna ikna edebilme gibi görevlerin, Türkiye'deki çözüm süreci örneğinde gördüğümüz akil insanlar gibi bir grup şahıs üzerinden değil, kurumlar tarafından, örneğin bir hafıza merkezi ve bir hakikat komisyonu tarafından yürütülmesi gerekir. Kolombiya örneğinden öğrendiğimiz üzere bu kurumların hükümetten mümkün olduğunca bağımsız biçimde işlemelerinin sağlanması, yasama ve yürütme tarafından doğrudan müdahale yollarının olabildiğince kapatılması da barış inşası girişimlerinin başarılı olma ihtimalini artıracaktır. Bu süreçte mağdurların sesinin mümkün olduğunca dolaysız bir biçimde duyulmasını sağlamak hayati önem taşımaktadır. Kolombiya Hakikat Komisyonu da 30 binden fazla insanla görüşerek bunu başarmaya çalışmıştır.
Burada başarılması gereken hedeflerden biri mağduru suçlayan söylemlere karşı çıkabilmek. Yani ötekinin içinde bulunduğu eşitsiz toplumsal ve ekonomik koşullardan dolayı suçlanmasının, kendi ezilmişliğinden sorumlu tutulmasının önüne geçebilmektir. Çatışmayı doğuran koşullar arasında kültürel ve siyasal baskının yanı sıra ekonomik eşitsizliklerin de söz konusu olduğu, bu eşitsizliklerin giderilebilmesi için para yardımı ve tazminat gibi geçici mekanizmaların yeterli olmadığı, sürdürülebilir bir ekonomik dönüşüme ihtiyaç duyulduğu söylenebilir. Bu çerçevede ekonomik eşitsizliklerin en azından kademeli olarak azaltılmasını sağlayacak çalışmaların yapılması zorunludur. Bugün Kolombiya'nın karşısındaki belki de en zorlu görev budur. Türkiye'de de kalıcı bir barış inşası için bunun başarılması gerekecektir. Fakat bu aşamaya gelebilmek için öncelikle toplumun şiddetsiz çözüm imkanlarına ikna edilmesi, aktörler arasında güven tesis edilmesi, gayri insanileştirilen aktörlerin yeniden insanileştirilmesi gerekmektedir. Zira çatışmanın arkasındaki ekonomik ve sosyopolitik sorunların çözümü ancak bu sorunların varlığı ve şiddetsiz yollardan çözülebileceği büyük ölçüde kabul edildikten sonra gerçekleşebilir. Burada kesişimsellik kavramının da altını çizmek gerekiyor. Yani hem kimliklerin ve aidiyetlerin hem de yapısal şiddet biçimlerinin iç içe geçmiş olduğunu görmek lazım. Tam da bir kişinin etnik ve sınıfsal aidiyetleri veya dinsel kimliği ve cinsiyeti arasında keskin ayrımlar yapmanın somut karşılığı olmadığını akılda tutarak hareket etmek gerektiği için barış inşası sürecini tüm toplumu kapsayacak bir eşitlik zeminine oturtmadan şiddetin üstesinden gelmek mümkün olmamaktır. Şiddetin üstesinden gelebilmek için şiddeti öven anlatılarla olduğu kadar şiddeti küçümseyen, basitleştiren, dalga geçilecek bir şey olarak kuran anlatılarla da mücadele etmek gerekmekte. Şiddetin hayranlık duyulacak bir şey olarak kurgulanması da, şiddet mağdurluğunun gülünç bir şey olarak görülmesi de, bunları mümkün kılan kültürel referanslarla yine aynı kültür içerisinde şiddetsizliği savunmayı mümkün kılacak farklı kültürel referanslar yoluyla mücadele edilmesini gerektiriyor. Bu çerçevede hem hafıza merkezleri hem hakikat komisyonları gibi kurumların bir yandan da akademinin ve medyanın katkısına ihtiyaç duyulacaktır. Başarılı bir barış süreci için şiddetin mümkün olduğunca gayrimeşrulaştırılması, ahlaki ve kültürel olarak kabul edilebilirliğiyle mücadele edilmesi gerekmektedir. Son olarak tekrar altını çizmek istiyorum. Barış inşasının yolu çatışmaya sebep olan sorunların şiddetsiz yollardan çözülebileceğine ve çatışan tarafların barışçıl bir biçimde birlikte yaşayabileceklerini mümkün olduğunca fazla sayıda insanı ikna etmekten geçer. İnsanlar ikna edildikten sonra dahi barış ihtimaline duyulan güvenin çok kırılgan olacağını akıldan çıkarmamak gerekir. Bu yüzden tarafları ikna etmek adına karşılanması güç beklentiler yaratmaktan kesinlikle kaçınılmalıdır. Zira bu tür vaatler ve iddialar kısa dönemde kamuoyunda barış lehine bir hava yaratabilse dahi orta vadede barış inşası imkanlarına ciddi biçimde zarar verebilecektir. Bu da barış süreci sırasında kamuoyuna yönelik söylemin mümkün olduğunca gerçekçi olması gerektiğini gösteriyor. Barış inşası için hem somut durumun ve çatışmaya yol açan toplumsal, siyasal, kültürel ve ekonomik sorunların tespitinin ve analizinin yapılması, hem de ötekileştirilen aktörlerin ve çatışmanın mağdurlarının yeniden insanileştirilerek diyalog kurulabilir meşru aktörler olarak inşa edilmeleri gerekiyor. Taraflar arasında bir dereceye kadar güven inşa edilebildiğinde ise bir yandan sorunların çözümü yönünde somut adımlar atılması, diğer yandansa tarafların birbirlerinin ve çatışmanın mağdurlarının sesini mümkün olduğunca dinlemesinin sağlanması gerekmekte. Türkiye'nin de gelecekte gerçekleşebilecek olası bir barış inşası sürecinde izlemesi gereken temel hat budur. Öncelikli hedefimiz diyaloğun ve müzakerenin mümkün kılınması olmalıdır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok selamlar.